Çok kıymetli Akhisar dostları, Akhisar Tarihi 2. bölümüyle yine karşınızdayız. Ben Mustafa Kuzucu. Bugün sizlere Akhisar Tarihi ile ilgili Zeynelzade Hacı Ali Efendi Kütüphanesi hakkında ve aynı zamanda bunun banisi Zeynelzade Hacı Ali Efendi hakkında bilgi vereceğim. Zeynelzade Hacı Ali Efendi 1737-1814 yılları arasında Akhisar'da yaşamış çok kıymetli bir bilginimiz, bir bilim adamımız. Hacı Ali Efendi aynı zamanda Saruhan Bey'in Akhisar'a İç Anadolu bölgesinden getirmiş olduğu Şeyh İsa Efendi'nin torunlarından birisidir. Hacı Ali Efendi aynı zamanda bilim aşığı birisidir. Zeynelzade Hacı Ali Efendi bilim aşığı, ilim aşığı bir kişidir. 1797 senesinde Akhisar'da voyvodalık yapmıştır aynı zamanda Zeynelzade Hacı Ali Efendi. Gördes, Kayacık, Akhisar civarında önemli görevler üstlenmiştir. Hacı Ali Efendi ilim aşığı olduğu için Has Hoca mahallesinde, arkamızda görmüş olduğumuz Has Hoca Camii kenarında bir medrese, Has Hoca Medresesi vardır. Bu medresede yetişen talebelerin daha da iyi yetişmeleri için kendi imkanlarıyla arkamızda gördüğümüz Zeynelzade Hacı Ali Efendi kütüphanesini yaptırmıştır. Bu kütüphane aynı zamanda Türkiye'de ilk çocuk kütüphanesi olması hüviyetine de sahiptir. Zeynelzade Hacı Ali Efendi 1814 yılında yine Akhisar'da vefat etmiş ve gördüğümüz bu kütüphanenin hazinesine defnedilmiştir. Burada görmüş olduğumuz mezar Zeynelzade Hacı Ali Efendi'ye ait. Burada görmüş olduğumuz mezar Zeynelzade'nin oğluna ait, diğerleri eşine ait. Bu kabristanlıkta eşi Zeliha Hanım'ın oğulları Osman, Mustafa Hüsrev ve Hasan'ın, kızları Ayşe, Gülsüm ve Rukiye'nin mezarları bulunmaktadır. Zeynelzade Hacı Ali Efendi'nin yaptırmış olduğu kütüphanenin orijinal kitabesini giriş kapısının üzerinde görmekteyiz. Bu kitabeden kütüphanenin 1797 yılında yapıldığını görmekteyiz. Kitabede 4 satır bulunmakta. Hacı Ali Efendi İbni Zeynel bu hayrı dil pesendi yaptı hakka. Bu bir kenzül ulum oldu hakikat. Kabuldür ki etsin Hak Teala. Dürerle kür olupdur sahn-ı paki. Görenler bunda bulsun zeyni ihya. Hitamına düşürdü vehbi tarih. Ki kıymetli takipçiler, son mısrada hitamına düşürdü vehbi tarih. Vehbi, Zeynelzade Hacı Ali Efendi ile aynı tarihte yaşamış iki birbirini seven iki dostturlar. Burada Vehbi Efendi'yi görmekteyiz. Hitamına düşürdü Vehbi tarih derken, Vehbi Akhisar'da yetişmiş ünlü bir şairimizdir. Fellizade Vehbi Efendi diye geçmektedir. Son bölümünde yapıldı Nev Kütüphane Ziba. Bu yapıldı Nev Kütüphane Ziba kelimesinden Ebced hesabıyla topladığımızda 1212 tarihine tekabül ettiğini, Hicri 1212 yılına tekabül ettiğini görüyoruz. Bunu miladi takvimine çevirdiğimizde 1779 yılına tekabül ediyor. Gelin şimdi hep birlikte kütüphanenin içerisine girelim. Zeynelzade Hacı Ali Efendi 1797 yılında şu anda içinde bulunmuş olduğumuz kütüphaneyi yaptırmış. İçerisine karşıda gördüğümüz Fîhe kütübün kayyime, Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle başlamış. Kütüphanenin içerisinde kalemşi süslemeler bulunmaktadır. Bu süslemelerin içerisinde özellikle orta bölümde gördüğümüz natürmort resimler vardır. Bu natürmort resimlerin içerisinde özellikle üzüm dikkatimizi çekmektedir. Ki üzüm bereketin timsalidir. Aynı zamanda cennet meyvelerinden biridir. Osmanlı'da önemli yapıların etrafında mutlaka kuyular açılmıştır. Bu kuyular
yapılan eserin temelinin zarar görmemesi için etraftaki suyun o kuyuda birikmesi, dolayısıyla temelin zarar görmemesi içindir. Aynı zamanda taban suyunun bu kuyularda birikip o bölgedeki kişilerin bu kuyuda biriken sudan faydalanması için. Yaklaşık 170 sene kütüphane olarak hizmet vermiş olan bu bina günümüze kadar ayakta kaldı. Maalesef restorasyon sırasında şu anda üzerinde bulunmuş olduğum yerde bir kuyu vardı. Bu kuyu da kapatıldı. Bu kuyu kapatıldıktan sonra etraftaki binaların, evlerin maalesef belirli bölümüne kadar su yükseldi ve temeller zarar gördü. Yaklaşık 500 metrekare alan içerisine yapılmış olan Zeynelzade Hacı Ali Efendi'nin kütüphanesinin avlusunun bir kenarına yine çocukların faydalanması için bir bina yapılmıştı. 1966 yılında Akhisar merkezinde bulunan Necdet Şentürk Parkı'nın içerisine Zeynelzade Kütüphanesi, Zeynelzade Halk Kütüphanesi yapıldı. Bu kütüphane yapıldıktan sonra Zeynelzade Hacı Ali Efendi Kütüphanesi atıl duruma gelmişti. Akhisar Belediyesi marifetiyle bugün ilk yapıldığı dönemde olduğu gibi geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, çocuklarımıza yine ilim dağıtmaya devam etmektedir. Bugün gerek ana bina gerekse sonradan meşrutlar olarak yapılan bina çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için hizmet vermeye devam etmektedir.